Merhabalar, mutlu günler diliyoruz. Sevgili seyirciler, bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Tabii konu da bir o kadar hassas bir konu. Aslında dünya için hassas konulardan bir tanesi enerji. Enerji dediğimizde aslında birçok konu başlığı var. Sıfır atık konusundan tutun da özellikle Türkiye'de enerji piyasası, enerjiyle ilgili yapılan çalışmalar, yatırımlar hangi aşamada? Bir enerji uzmanına soralım istedik. Tabii Türkiye'nin enerji bağımsızlığı, tabii yapılan çalışmalarla son dönemde kendini göstermeye başladı. Bu alanda atılan adımlar ne kadar doğru? O anlamda da değerli konumuza, uzmanımıza bu enerji konusunun tüm ayrıntılarını soracağız. Bu konuda tabii çeşitli araştırmalar yapmış değerli bir ismi bugün ağırlıyoruz stüdyomuzda. Bir enerji uzmanını ağırlıyoruz. Akademik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sayın Bünyamin Kurt bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında enerji Türkiye'nin ana gündem maddesi. Ekonomiyle de bağlantılı. Türkiye'de uzun yıllardır enerji bağımsızlığı konusunda mücadele ediyor. Yaptığı özellikle son dönemdeki yatırımlar. Bulunan doğalgaz, bulunan petrol, özellikle son yıllardaki yenilenebilir enerji konusundaki yaptığı yatırımlar dikkat çekici. Bu alanda ne kadar başarılıyız onu konuşacağız. Avrupa ve dünyadaki gelişmelere istinaden Türkiye'nin atılımları ne durumda? Ama öncelikle tabii izleyicilerimizin de sizi daha yakından tanımalar açısından çok ciddi akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Enerji konusunda araştırmalarınız var. Dersler veriyorsunuz. Bu konuyu yeri geldiği zaman çeşitli toplantılarda, panellerde anlatıyorsunuz. Enerji uzmanısınız. Ama bizim gerçekten de toplum olarak, bu konuyla ilgilenenler olarak bunu bilmemiz ve öğrenmemiz de büyük bir önem taşıyor. İşte sıfır atık projesi ne kadar önemliyse bizim hem ekonomimize de yansıması olduğu gibi enerjideki bağımsızlık alanında da büyük bir önem taşıyor. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz efendim? İlk akademik teknik eğitimimizi Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Almanya'ya, Almanca'yı öğrendikten sonra enerji mühendisliği bölümünü Almanya Ekonomi ve Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Ondan sonra Almanya, Avrupa'nın en büyük araştırma enstitüsü, uygulamalı araştırma enstitüsü Fraunhofer Enstitüsü'nde uzun süre çalışmalarım oldu. Özellikle yenilenebilir enerji alanında gaz enerjisinin ekonomikliliği ve diğer depolama teknikleri günümüzde çok yaygın, özellikle söz konusu olan enerji arz güvenliği ve benzeri enerji alanında enerjinin ekonomik olarak bize katkısı, getirisi, götürüsü konularda Almanya'da uzmanlığımı tamamladım. Kendi kurduğumuz şirketlerle de hem Almanya'da hem de Türkiye'de bu sektörde epey tecrübe topladık. Türkiye'yi de Almanya'yı da iyi tanıyoruz. Dünyayı da özellikle enerji konusunda dünya nereye gidiyor? Son yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyuyoruz. Genel olarak kısaca böyle bahsedebiliriz. Bu çok önemli. Aslında yani sadece Türkiye'de değil, yurt dışında, uluslararası anlamda enerji piyasasının hangi safhada olduğu, nereye gittiğini araştırıp bilmek büyük bir önem taşıyor. Bir de son yıllarda iklim değişikliği zirveleri gerçekleştiriliyor uluslararası anlamda da. İklim değişikliği ile ilgili biz de bakanlık bile kurduk. Yani adı bakanlıkta da geçiyor. İklim Değişikliği Bakanlığı. Bu bir algı mı? Bununla ilgili atılan adımlar doğru atılıyor mu? Bununla ilgili öncelikle ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. İklim değişikliği kesinlikle bir algı değil. Dünyamızın bir gerçeği maalesef. Dünyada özellikle son yıllarda işte küresel ısınma dediğimiz en büyük problemimiz, kuraklığa yol açma, işte ekolojik dengenin bozulması, hava kirliliği, işte benzeri hastalıklara yol açan değişik yan etkileri, emisyon, bunların hepsi iklim değişikliğine yol açıyor. Dolayısıyla bu hayatımızı direkt etkiliyor. Bu iklim değişikliği ne karşıda mücadele tüm Avrupa ülkelerinde var, işte dünyada var biliyorsunuz Fransa'daki o iklim anlaşmasında da bu şu ana kadar 200'e yakın ülkede 190 imzaladı. Biz de 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımız bu 2053'e kadar işte sıfır emisyon hedefimizi taahhütname olarak imzaladık. Ülke olarak buna karşı da sorumluyuz. Yani hava ısınma derecesini 1,5 dereceyle, küresel ısınmayı 1,5 derece sınırlamasıyla daha fazla ısınmaya yol açmayacak bir şekilde enerjimizi ya da işte bu küresel ısınmaya yol açan diğer etkenleri karşı mücadele etmek
anlamamız gereken bu. Sıfır emisyon dediğiniz bu ne anlama geliyor? Bir de Paris İklim Anlaşması var. Buradaki kriterleri biz karşılıyor muyuz, var mıyız? Sıfır emisyon dediğimiz, yani işte başta karbondioksit olmak üzere diğer benzeri gaz atıklarını doğada olması gerektiği seviyeye nötral hale getirmek. Yani sıfırlayamak zaten mümkün değil, olması da gerekiyor. Ama nötral hale getirmeye biz sıfır emisyon diyoruz. Bunun işte en büyük sebebi de şu an günümüzde %70-80 oranında enerji bu karbondioksit ve benzeri diğer gaz atıklarına yol açıyor. Bundan dolayı enerji bu sıfır emisyon olayında başrol oynuyor. Bu Paris İklim Anlaşması ile ilgili taahhütlerimiz neydi efendim orada? Burada işte 2000 genelde Avrupa ülkeleri ve dünya, işte bu 190 civarı ülkenin bu 1,5 derece küresel ısınmayı arttırma, en fazla yani 2'nin altına düşürme konusunda verdikleri taahhütler var. Bizim de bunu 3 yıl gerisi 2053 işte İstanbul Fethi'nin yıl dönümüne denk gelecek şekilde enerji politikamızı ona göre ayarlamak ve hava kirliliğini ve diğer emisyonları azaltmak. Biz bu taahhütümüzü yerimize getirmek lazım. Birkaç örnek verebilir misiniz bu taahhütlerden, bizim vermiş olduğumuz taahhütlerden? Ya işte dediğiniz gibi küresel ısınmayı 1,5 dereceye da tutabilmek için bizim şu enerji politikamızı ayarlamamız ve ona göre kömür, gaz, petrol ürünlerini azaltmamız, yenilebilir enerjiye yönelmemiz gerekiyor. Yani temiz enerjiye. Temiz enerjiye yönelmemiz gerekiyor. Evet. Peki Türkiye'deki şu an oran nedir? Bunu başarabiliyor muyuz, yoksa iyi bir yolda mıyız aslında? Maalesef iyi bir yolda değiliz. Onunla ilgili görsel varsa arkadaşlarımız versin. Büyük kömürle ilgili görsel arkadaşlarımız paylaşabilir. Bu evet. Noktada maalesef dünya işte kömür üretiminden, kömürden elektrik üretimini azaltırken veya işte gaz tüketimini azaltırken devam geçebilir arkadaşımız. Evet, ikinciydi. Diğerine geçelim. Bir sonraki üç numara. Bak azaltırken dünya, biz maalesef son dönemlerde özellikle ithal kömüre dayalı elektrik üretimini arttırarak bu konudaki taahhütlerimize maalesef aykırı hareket ediyoruz. Hatta bazı uluslararası kuruluşlar bu konuda bizi samimiyetsizlikle suçluyor. Bir taraftan taahhüt veriyorsunuz, bir taraftan kömürü, gaz tüketimini arttırıyorsunuz ve bu da sizin verdiğiniz taahhütle uymuyor diyor. Bu konuda dolayısıyla biz üzerimize yapmamız gereken çok şey var. En başta da enerjide kömürü ve gazı azaltmamız, hatta ısınmada, sanayide gazı azaltmamız gerekiyor. Çünkü en çok doğaya, çevreye zarar veren işte karbondioksit salımını sağlayan başta kömür, ondan sonra petrol ürünleri, işte benzindir, mazottur ve gaz sırasıyla. Bunların 2050'ye doğru dünya genelinde bu azaltma devam edecek. 2050, hatta Avrupa Birliği'nin hedefleri işte sıfıra doğru yaklaştırmak. Özellikle kömür 2030-2040 yılları arasında, gazı da 2050'ye kadar sıfıra yaklaştırma ya da minimize etme hedefleri var. Evet, burada enerji ile ilgili, enerjinin çevreye, sağlığımıza ve ekonomimize etkisi. Yani elbette ki hem sağlık açısından hem ekonomik açısından etkileri de var enerjinin. Bunlardan biraz aşarak bahsedebilir miyiz? Ya çevremiz özel olduğu kadar ekonomimize de daha fazla etkili maalesef. Bazılarımız sadece enerjiyle ilgili bölümü çevre ile ilgili bölüm zannediyor ama şu an bizim en büyük sıkıntımız, hatta en önemli sorunumuz ekonomik etkisi. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Biz genelde ithalata bağımlı bir ülkeyiz, %75 oranında. Bu özellikle gaz, petrol, işte diğer fosil yakıtlar. Bunları da geçen senelerde enerji krizinde gördük. Çok aşırı bir fiyatlamayla bizim ekonomimize yaklaşık 100 milyar dolara yakın zararı oldu. Yani hatta 2 yıl hesaplarsak bu 100 milyar dolarla 200 milyar dolar arası. Bu da şu anki pahalılığın, işte euronun, doların, dövizin yükselmesinin en önemli nedeni. Yani millet, bazı kişiler veya bu konuyu tam anlamayanlar faizle bilmem neyle bağlantı yapıyor da asıl sorun, asıl bugün kaynak sorun bu enerjidir. Çünkü tarımda enerji gerekiyor üretirken. Ondan sonra biliyorsunuz fabrikalarda ürün üretilirken, bize gıda gelirken veya işte şu an inşaat çok yükseldi. Bunun asıl üretilen demir, çimento ve benzeri tüm ürünler üretilirken ne kullanılıyor? Enerji kullanılıyor.
Bu enerji pahalı olduğu için yurt dışından gelen, evet, ister istemez otomatikman paramız dışarıya gidiyor. Yani dolayısıyla ekonomimize büyük darbe vuruyor. İstediğimiz kadar faizi düşürelim, indirelim. Eğer gerçekten üretici bir ülke olmazsak, yani Cumhurbaşkanımız da sürekli gündeme getirdiği üretim, üretim, istihdam. Yani bu olmazsa diğer şeylerle oynamamız çok ekonomimize büyük katkısı olmaz. Mutlaka enerji bağımsızlığını sağlamamız lazım. %75-%80 oranında bir bağımlılık. Dünyada bu konuda maalesef en yüksek olan ülkeler arasındayız. Yani bu da bizim ekonomimize direkt bir darbe anlamına geliyor. Türkiye 100 yılından bahsediyoruz. Tabii Türkiye 100 yılı dediğimiz zaman her alanda gelişmemiz gerekiyor. Her alandaki yatırımlarımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Ki bir 100 yıl diyoruz ve o 100 yılın Türkiye'ye ait olması anlamına geliyor. Bu alanda yaptığımız yatırımlar, politikalar, bununla ilgili hedeflerimiz nasıl olmalı? Bu G7'nin çevre dostu enerjideki durumu ve hedefleri nedir? Buradan biraz bilgi verebilir misiniz efendim? G7 dediğimiz zaman ilk önce tabii ki dünyanın en gelişmiş ülkeleri anlıyoruz. Başta evet. Amerika, Almanya olmak üzere işte İngiltere, Fransa ve benzeri gelişmiş Avrupa ülkeler, Kanada. G7'deyiz ama G7 değiliz biz Türkiye olarak. G7'de değiliz biz tabii tabii dünyanın en gelişmiş ekonomik evet. ve diğer gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkeler. Yani Avrupa Birliği ve G7 maalesef dünyaya yön veren, geçen yüzyılı belirleyen ülkeler. Bunların enerji politikası gerçekten çok önemli, güzel politikalar geliştirdiler. Geçen sene biz mesela kendi enerjimizin özellikle lisanssızların önüne sınırlamalar getirildi. Yeni yönetmeliklerle engelledik, kendi ayağımıza tabiri caizse kurşun sıktık. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın ayağına kurşun sıkıldı bu şekilde. Ama dünya ne yaptı? Enflasyonla mücadele için Avrupa Birliği, Amerika kanun çıkardı enflasyonu düşürmek için. Avrupa Birliği de aynı benzeri şekilde kanunlar çıktı. Bize ise tam tersi açık olan da tam yeterli açık değildi ama güneş ve diğer yenilenebilir enerjilerin önü buna rağmen kısıtlamalar arttı. 2021'e göre mesela Kanada 11.104. Evet. Yani burada yenilenebilir enerji oranlarını görüyorsunuz grafikte. Evet. Bakın Kanada kendisini sürekli arttırmış yenilenebilir oranını evet. Ve diğer ülkelerde bizim ülkemiz bu G7'ye göre çok altlarda. Çok ortalamasına göre de 3 kat 4 kat aşağıdayız. Yani Kanada ile kıyaslanamayacak. Ama Japonya'ya da yakın yani o kadar da geride evet. değil. Yani ortalamanın 3 kat altındayız. Evet. Bu da bizim için çok büyük şu an aşmamız gereken büyük bir problem. Yani şeye bakıyorum hocam grafiğe baktığımız zaman Türkiye'de bir yükseliş de var. Yani o 2010'dan sonra özellikle doğru mu? Belli bir oranda yükseliş var ama oransal olarak yükseliş yeterli değil. Oransal olarak yükselişimiz iyi değil. Ben 1988'de elektriğimizin %60'ını elektrik. Hepsinde yükselme var çünkü. 1988'de elektriğimizin %60'ını sadece HES'lerle üretiyorduk. Şu an güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerjiler HES dahil %35. Yani oranımız düştü 1988'e göre oran düştü. Yani miktar olarak arttı gözüküyor ama tüketimimiz de çok arttığı için doğru. tüketimimiz oranımız çok düştü. Yani dünya biraz sonra göreceğimiz grafiklerde. Yeni HES'ler olmadı işin herhalde değil mi efendim? Yeni HES'ler. Santrallerinin azlığı, ya yenilenebilir enerji yatırımların daha fazla olması gerektiği. Bu herhalde. En büyük sorun burada yani HES'ler de yeni yapılıyor. Bu şu, Türkiye'nin belki de en iyi alan olduğu HES'ler. Ama orada da şöyle bir sıkıntımız var. Biraz sonra grafikte de evet. göreceğiz. HES'lerimiz çok iyi yapılmasına rağmen kapasite faktörü dediğimiz bir şeyde Türkiye dünya ortalamasının %50'si altında çalıştırıyor. Yani var olan kurulu güçlü HES'lerimiz de yılda diyelim ki 4000 saat falan civarı çalıştırılması gerekirken 2000 saat civarı çalıştırılıyor. Bu da yine bizim enerjimizi hazır olan potansiyelimizi dahi kullanmadığımız ya da kullandırtırılmadığımız anlamına geliyor. O açıdan da hedefler de büyük o zaman. Hedef, hem G27 hem Türkiye'nin. G7'nin mesela bir örnek vereyim hedefi 2030'da 1000 gigawatt HES kurmak. Yani bizimki ise 25 gigawatt. Kişisel kişi başına vurduğumuzda bu yaklaşık 4 kat daha geri. Yani şu an biz en az onlardan potansiyelimiz çok daha fazla olmasına rağmen en az bu 25 gigawatt değil de 2030 hedefimiz 100 gigawatt olması lazım. En az 150-200'e kadar da koyabilirsek ki bu biraz evet. zorlar ama başarabiliriz. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan bir ödül almıştı. Bu sıfır atık projesiyle alakalı. Dünyada da çok ses getirdi bu proje. Ve bu ödülle alakalı bu enerjiyle bilgisi var mı efendim? Bunun yine sıfır atık projesi çünkü daha sanki farklı bir konu gibi duruyor.
Ya iki yönlü ilişkisi var biliyorsunuz. Aslında biraz önce bahsettiğimiz emisyon, karbondioksit yani çevremize, sağlığımızı tehdit eden bu da aslında bir atıktır. Ama evet, genelde emisyon olarak da, ama diğer atıklar, katı atıklar dediğimiz konusunda genelde mücadele ediyor Sayın Emine Erdoğan. Orada aldığı ödülü. Buradaki en büyük enerjiyle ilgisi bizim şu an biyoenerji dediğimizde atıkları değerlendirme oranımız zayıf. Evet. Yani biyoatıklarda enerji değerlendirdiğimiz zaman ondan da hem çevrede temizliğine katkıda bulunuyoruz biyoatıkları değerlendirerek biyokütleyi, hem de ne yapıyoruz? Enerjimize büyük katkı sağlıyoruz. Yani bu konuda da maalesef çok zayıfız. Atıklar mesela. Evet, mesela aynı şekilde nükleer atıklar. Evet, nükleer atıklar bizim ileride en büyük tehdit olacak başımıza. Çok büyük, çok büyük. Dünyada da bunun daha kesin bir çözüm bulunmamış. Değişik ifadeler kullanılıyor, yok çözüm bulundu ve benzeri gibi, ama ciddi bir kesinlikle çözüm yok. Daha şu an bulunmuş değil. Bulunacak gibi de gözükmüyor. Çünkü dünya nükleerden de vazgeçiyor. Bundan sonra çok da fazla yatırım yapılacak. Sıfır atığın önemi burada ortaya çıkıyor. Evet. Çok çok önemli. Evet. Bir de tabii enerji krizi. Dünyada büyük bir enerji krizi yaşandı. Hem enerji enflasyonu hem ülkemizde hem Avrupa Birliği, OECD ve G7'de yüzde kaç civarında bu oran var mı efendim? Yani bu Avrupa Birliği'nde, OECD'de, işte G7 ve benzeri gelişmiş ülkelerde %40 civarıydı enerji enflasyonu. Bizde yani %400, yani 10 kat daha fazla etkildi. Bu da fazla. Bu da bunun da sebebi işte enerji çok yüksek bağımlılığımız. Evet. Ha, burada EFDK'nın resmi kuruluşumuzun rakamlar var. Altta bakın 51 kuruş ortalama, evet, elektrik fiyatı. 2022'de ise 250 kuruşu geçmiş. Yani 5 kat daha, evet, fazla artmış. Evet. Buradan dolayı bizi enerji çok fazla etkiledi. Şu an demin de dediğimiz gibi 100 milyar dolara yakın zararımız var. Biz önce buna yönelmemiz gerekiyor. Doğru. Burada tabii bir diğer konu, 2022'de bu oranlar ne kadardı? Biraz önceki şeyde verdi herhalde tabloda. Cari açığı etkisi de çok oldu tahmin ediyorum. Tabii cari açığa da yani çünkü en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi cari açık konusu. Evet, cari açık oluştuğu zaman grafik gelirse göreceğiz. Evet, bizim ilgili en büyük enerjiye cari açık sebep olan şey enerjidir. Yani diğerleri çok fazla bir rol oynamaz. Eğer enerjide yenilebilir enerjiye yönelir, kendi kaynaklarımıza yönelirsek, evet, evet, mavi görüyorsunuz. Özellikle 2022-2023 civarında zirve yapmış mavi grafikteki. Evet. Yani bu da bizim cari açımıza en büyük sebep. Yani şu an doların yükselmesinin en büyük sebebi. 100 milyar doları aştı gibi görülüyor ya şu an. 110 milyar dolar geçen sene cari açımız vardı. 100 milyar dolarını enerjiye harcadık. Yani ondan dolayı gördünüz. Evet. Şu anki doların en büyük yükselmesinin sebebi yine. Devletimiz geçen seneler biliyorsunuz şey yaptı. Şu an yansıtmıyor halka elektrik fiyatlarını, gaz fiyatlarını. Gerçekten fiyat yatsa belki halk subvanse ediyor. Yani subvanse ediyor. Subvanse ediyor. Yani 500 milyar TL'nin üzerinde bu sene subvanse edecek. Geçen sene 100 milyarca TL yardım etti. Evet. Devlet tabii bunu karşı... Aslında fiyatların kimisinden daha fazla belki. Daha olacak. Şu an biz fatura normalde 3-4 kat ödememiz gerekiyordu. Ama devlet subvanse ettiği için. Yani bu tabii bizim bu cebimizden çıkmıyor. Yani bu hani biraz evvel bahsettiğimiz enerji krizinden kaynaklanan bir gelmiş olan sıkıntı. Doğru, ama enerji krizinde diğer ülkeler %40 etkileniyorsa, bizde %400 etkileniyorsak 10 kata yakın, orada biz kendimizi sorgulamaz. Bir hastalık var bize. Nedir bunun nedeni hocam? Bu işte enerji ithalatına bağımlı olmamız. İşte kendi bağımlı kaynaklarımızı dururken güneş, rüzgar, biyoenerji, HES, evet, dışarıya ithale yönelmemiz. Yani temiz kaynaklarımız dururken, milli kaynaklarımız dururken hala ithalat ağırlık çalışmamızdaki. Bunu biraz sonra göreceksiniz. Kömür santrallarının geçen sene %15 arttırıldı. Güneş santralları ve benzerinin önüne setler çekildi. Doğru. Yani kendi ayağımıza kendimiz kurşun sıktık. Kendi geleceğimize, çevremize, çocuklarımıza gelecek zararlı. Konya'da güneş enerji santrali tarlası açıldı. Çok büyük bir alana kuruldu. Bunların faydası olacaktır herhalde, değil mi efendim? Ya o var. Onlar zaten çoğu önceden şebekeye bağlantılıydı. Yani evet. Ama bunlar çok büyük bir oran değil. Dünyada geçen sene Hollanda küçücük ülke, 15-16 milyonluk bir nüfusu var. Güneş de doğru düzgün yok. Bizim 10 yılda kurduğumuz 8800 megawata yakın bir tesis kurdu. Tek başına Hollanda 2022'de. Biz ne yaptık? Güneş santralının önünü kısıtlamalar getirdik. Ancak tükettiğin kadar satabilirsin şartı dünyada Potlas. Hiçbir yerde yok. Yok. Böyle bir mantıksızlık enerjimizle ayağımıza zarar veriyor. Asıl olan enerjide bağımsızlık. Evet. Eğer ekonomimizin düzelmesini istiyorsak enerji üretiminden bahsediyoruz. Bu doğalgaz olabilir, petrol olabilir, elektrik olabilir ve diğer alanlardan.
Efendim konu çok bahsedeceğimiz çünkü Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi bu konu, enerji konusu. Enerji enflasyona, ekonomiye çok büyük zararlar veriyorsa ne yapmalıyız? Biraz evvel de zaten aslında onun cevabını da verdiniz. Üretimden geçiyor. Bu enerji ithalatından kurtulup temiz yenilenebilir enerjiyle ihracata geçmek mümkün mü? Yani biraz grafikte de görürsek. Evet, bu yedinci soru. Evet, ondan bir bakalım. Yani Azerbaycan biliyorsunuz bizden küçük bir ülke, kardeş ülkemiz. Şeyle Avrupa Birliği ile yenilenebilir enerji anlaşması imzaladı. Evet. Yani bakın bizim Karadeniz'de gaz aradığımız yerden kablo geçirilip enerji transferi yapılacak. Ta Azerbaycan'a binlerce kilometre. Yani bizim potansiyelimiz Azerbaycan'a göre çok çok daha yüksek. Yani güneşte, rüzgarda, biyoenerjide, HES'te. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ne şu an çok daha müthiş bir şekilde enerji ihraç etmemiz mümkün. Almanya hatta enerjiden sorumlu önemli yetkilisi açıkladı. Türkiye'den hidrojen transferi yapmak istiyorlar uzun vadede. Bunun hazırlıklarını da yapmak istiyorlar. Bize de bunu bildirdiler. Dolayısıyla bizim enerji ithalatından kurtulup ihracata geçmemiz çok rahat mümkün. Yeter ki kaynaklarımızı değerlendirelim. Burada tabii bir diğer konu da bu, bizde bu imkanla potansiyel var mı efendim? Tabii ki yapabilme yani. Yapabilme imkanı, olanakları var mı? Yani işte yenilenebilir enerji diyoruz, güneş var. Yani güneşin her açıdan şeyi var, rüzgar deseniz var ve buna benzer birçok alanda. Ya o konuda hiç şüphe yok. Yani burada bakın bizim Enerji Bakanlığımızın sayfasına dahi yalan yanlış bilgiler dolu. Yani orada yazarken işte 230 milyar kilowatt saat yenilenebilir enerji potansiyelimiz yazmış. Ya bu ne bir tuhaflık. Ya bu sadece HES'lerle, şu anki HES potansiyelimiz evet. Resmi rakamlarda o civarda. Bunu güneşle onlarca, yüzlerce kat sadece güneşle karşılayabiliriz. Yani bunlar şu an bizim yapacağımız nükleer santralın yüzlerce katı enerji potansiyelimiz var. Yenilenebilir, temiz, milli kaynak. Ondan dolayı hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. 2022-2025 yıllar arası mesela bu tabloda. Burada göstermek istediğimiz bakın şu toplam enerji soldaki mavi evet, yer. Mavi olan şu yer. Yeşil ise yenilenebilir enerji. Bakın şu sağ orta yüksekteki yer mavi olan yer yani nükleer enerji. Bakın ne kadar oran düşüyor. %5 bile değil. Yeşil olan yenilenebilir enerji oranı %90-95 arası. Gaz ve kolun yeni talepler. Yani bu bizim fikrimiz değil. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın sayfasında duruyor. İsteyen bakabilir. Burada da görüyoruz ki yenilenebilir enerji talebi dünyada %90 üzerinde. Yani artık diğer enerjilere hemen hemen yeni talep kalmadı. Öbürleri de yavaş yavaş biraz sonraki grafiklerde de göreceğiz. Çok azaltılıyor. Enerji Bakanı yeni Alparslan Bayraktar oldu yeni kabinede. Tabii bir dönem daha evvelden enerjiye ilişkin yapılan adımlar, atılımlar dikkat çekmişti ama son yıllarda çok fazla gündem, savunma sanayi daha çok sanki gündemdeydi Türkiye'de. Yeni bakan nasıl background'u bu yapılacak çalışmalarda katkı sunabilir mi efendim? Ya yeni bakanımızın öncelikle başarılar diliyorum. Evet. Yalnız bu konudaki fikirlerini bilmiyorum. Kamuoyu açıklamaları sanki eski politikaların devam ettirileceği yönde gibiydi. Ama tabii daha detaylı fikirlerini görmek isteriz. Ama şu var, kendisi makine mühendisi, yani enerjinin, yenilenebilir enerjiden, elektrik teknolojisinden ki enerjinin en önemli yeri dünyada elektrik üret enerjisine artış, arabalardaki elektrikli arabalar, elektrikli ısı pompaları ve sanayideki elektriğin oranı şu an %20 civarında, dünyada bu %70'e doğru çıkacak. Yani elektrik teknolojisine çok iyi bir anlayan, yenilenebilir enerjiden çok iyi anlayabilen en az bir yardımcısı olması gerekiyor. Ki bu konulara daha iyi hakim olup enerji, ekonomi ve tekniği bir arada getirebilsin. Yoksa tek taraflı, tek topal ördek gibi kalıyor ve evet. İstenilen başarı yakalanamıyor. Bu nükleer enerji de büyük önem taşıyor aslında. Nükleer enerji ile ilgili zaman zaman eylemler yapılıyor. İşte nükleer enerji karşıtları çıkıyor. Türkiye'de de nükleer enerji santrali açılışı geçtiğimiz dönem yapıldı. Akkuyu. Onunla alakalı da biz geç mi kaldık? Yoksa zaruret halinde ilk adım mı? Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Akkuyu aslında tabii yani nükleer enerjiye çok geç girdik. Girmemiz 60-70 yıl önce olması gerekiyordu eğer girseydik. Ama şu an girmememiz gerekiyordu. Bundan 10 yıl önce de işte 13 yıl önce imzalanan anlaşma artık imzalandı. Bunu artık mecbur uyacağız. Evet. Ruslarla başka bir birinci reaktörden sonra daha bir alternatif bulup
bize daha farklı enerji transferi yapabilirse gerekirse ikinci, üçüncü, dördüncü reaktörden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani diyelim ki onun yerine gaz bize transfer yapabilirlerse, çünkü bağlayıcı taahhütnameler var. Eğer Rusya ile başka bir alternatif imzalanamazsa tabii ki o taahhütlere uyup artık bir tane nükleer santrale sahip olacağız. Bunu da biraz sonra göreceğiz. Ekonomiklilik... Amerika'da G7'de işte Avrupa Birliği'nde bu oran artıyor mu, azalıyor mu? Grafikte de göreceğiz. Arkadaşlar şimdi onu gösterirse bu 8. soru. Şimdi biz dünyada genel olarak nükleer enerji azalıyor. Başta G7 olmak üzere, Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelerin hepsi azaltıyor. Yani dünyada nükleer artık modası geçti. Çünkü 60-70 yıl önceki nükleerin maliyeti artık söz konusu değil. Bakın, şurada en başta güneş santrali var. Resimden evet. Alışı. İkinci güne rüzgar. Üçüncüsü kömür. Dördüncüsü işte taş kömürü ya da ithal kömür Türkiye'deki. Beşincisi ert gaz denen şey. Gazdan oluşan doğal gaz. Sonuncusu da en çok maliyetli olan da atom kraft, yani atom enerjisi. Geri dönüşüm falan yok zaten istedi. Onlar çok düşük. Onlar ayrı bir konu, görüyorsunuz. Nükleerle şey arasındaki bu Almanya Avrupa'daki fiyatlar yaklaşık 10 kat. Benim de uzun süre çalışmalar yaptığım Fraunhofer Enstitüsü, Avrupa'nın en büyük enstitüsünün verileri bu. Evet. Yani sıradan birileri değil, dünyada isteğine bakabilir. Lazard verilerinde, Amerika'nın en büyük yatırım bankasının verilerinde de benzer veriler var. Yani güneş paneliyle atom arasında yaklaşık 10 kat fark var. Ki bu Avrupa'daki veriler, Türkiye'de bunun bir sente kadar daha mal etme imkanımız var. Yani atom santrali büyüklüğünde güneş santrali kurulsun, o 2 sent 1 sente kadar düşebilir. Yani arada 20 kata kadar fark oluşabiliyor. Bu Anadolu Ajansımızın resmi sitesinde de görebilirsiniz. Atom enerjisi 20 kata kadar maliyetli. Bunun artık şu an hiç yapmanın mantığı yok. Artık Akkuyu yapıldı, ona yapacak bir şey yok. Ama hazırlık yapmamız lazım. Yoksa 15 yıl sonra verdiğimiz taahhütten sonra Ruslar bizi işte enerji krizlerinde olduğu gibi dayatarak şu anki maliyetleri kat katı bize ekonomimize zarar verecektir. Peki nükleerde bu santrale ya da nükleere son veren ülkeler var mı? Bundan vazgeçen ülkeler var mı? Ondan önce şu kısaca tabloya bakalım. Bakın bizim yaklaşık olarak 35 milyar kilowatt saat üretecek Akkuyu. Bizim verdiğimiz garanti 13.4. Yıllık üretim tabii 35 milyar. Evet, 35 milyar. 14 sente yakın bir ortalama garanti verdik. 15 yıl boyunca yaklaşık bize maliyeti 73 milyar dolar. Yani kamuoyunda bilindiği gibi 20-30 milyar dolar değil. Biz buna garanti verdik. Ve bu santral bize devredilmeyecek. Yani bu yap işlet devret değil. Rusların milli santralı ve %51 hissesini kesinlikle devretmeyecekleri. Bu resmi gazetede yayınlanan sözleşmede görebilirsiniz. Yani istedikleri zaman devretme gibi bir söz konusu yok. Ve bize bu eğer 60 yıl işletilirse 387 milyar dolara mal olacak. 387 milyar dolar, düşünebiliyor musunuz? Evet. Aynı santralı güneş ve diğer yenilebilir enerjilerle 365 gün, 24 saat, 365 gün çalışabilecek, yani kesintisiz, kaliteli enerjiyle yaklaşık 63 milyar dolara mal etmemiz mümkün. Yenilebilir enerjiyle. Evet, güneş, yani rüzgarla, suyla, HES'le kombinasyon halinde. Buna bir kombinasyon olması lazım, depolama. Sadece güneşle biz bunun çok daha düşüne mal ederiz ama burada da görüyorsunuz, biraz önceki süreye son noktayı söyleyeyim. Nükleer eğer bu bir grafik gelsin. Nükleer dünyanın da vazgeçmesinin sebebini görüyorsunuz. Bak G7 ülkeleri nasıl düşürmüşler oranlarını. Yenilebilir enerji, yeşil çizgi artırıyor. Nükleer, bu da yine uluslararası azalık kaynaktan World in Data verileri şeyin bu Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanıyor bu veriler. Destekleniyor. Gördüğünüz gibi dünyada şu an %9'un altına düştü nükleer. Bunun da en önemli sebebi... Yani kurulu santraller kapanıyor mu efendim? Çoğu kapanıyor. Bazıları ömürlerini bitiriyor. Yani yeniden kurulan yok, hatta kapanan var. Yeni kurulan çok az var. Kapanana göre. Bizim Enerji Bakanlığı sayfasında şu an 440 küsür tane diyor. Mesela nükleer reaktör vardı. Şu an o 410'a düştü. Ta geçen seneki bir sene içerisinde. Anladım. 410'a düştü dünyadaki toplam. Enerjideki payı da bundan 10-15 sene önce %20 civarıydı. Bunu niçin, yani şöyle bir soru sorayım. Niçin kapanıyor? Yani zarar ettiği için mi, yoksa daha alternatifler daha karlı ve sağlıklı olduğu için mi? En önemli sebebi ekonomik. Yani daha biraz karlı. Önce bahsettiğiniz, bize sadece Akkuyu'nun 60 yılda böyle giderse fiyatları 300 milyar dolardan fazla yük getirecek.
Yani bu da çok büyük bir bütçemize zarar demektir. Evet. Çok büyük cari açık demektir. Yani kömürden kaçayım derken doluya tutulacağız. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacağız. Evet. Bir de nükleer yakıt yok bizde. Yani nükleer yakıt olmadığı zaman istediği zaman bu 2008'de nükleer yakıt oranı %10 kata kadar arttı. Evet. Aynısı krizlerde yine artıp yakıt da Rusya'da üretilecek, bize getirilecek. Burada üretim yakıt yok. Yani teknolojisi de bize transfer ediyor. Bize ait bir de bir santral değil. Hayır, kesinlikle bize değil. Rusya. Ve santral Ruslara ait olduğu gibi yakıt da burada yapılmayacak. Yani yarın bir gün bu bizim yakıtımız da yok. İstedikleri fiyatı dayatacaklar eğer alternatif olmazsa. 15 yıl boyunca garanti var ama ondan sonrası da çok büyük sıkıntı. Alternatif olmaz. Almanya'da durum nedir mesela son zamanlarda nükleer santralle ilgili? Orada da bulundunuz. Ben uzun süre Almanya'da hem çalıştım, hem kendi şirketlerimiz var, evet, hem de üniversiteyi bitirdim, uzmanlığımı tamamladım. Fraunhofer Enstitüsü'nde bu en önemli konularda çalışma yapan enstitü. Evet, şurada kapatılan ve açılanları görüyorsunuz. Almanya'da tamamen çıktı nükleerden. Nisan 2000, 23'te yani 1,5 ay önce, 2 ay önce çıktı. Almanya biliyorsunuz nükleerin babası, yani Einstein'da diğer bir tane Alman bu işin babası. Yani bu işin babası bile çıkmışsa bizim daha fazla arttırmanın ne anlamı var? Ki bir karlı olsa çıkar ki Almanya'da bugün Amerika'dan sonra G7 içerisinde en yüksek kişi başı gelire sahip ülke. Hatta Gini kat sayısında dünyada en adil ülkeler arasında Amerika'dan da adil. Yani dolayısıyla dünyanın süper gücü Almanya çıkmışsa ve Amerika dahi azaltıyorsa, biraz önceki grafiği tekrar getirebilir mi arkadaşlar? O ikili grafiği tekrar alalım. Evet. Amerika bakın 41 tane azaltmış. Evet. İşte Fransa'da çok azaltma var. Tam net gözükmüyor ama sadece arttıran 1-2 ülke var. Hindistan ve Çin. Onlar da gelişmiş ülke değil. Çin'in zaten kişi başı geliri bizden düşük. Ve uzak doğu ülkesi, bu ay ise Çin rehberi dinlemez. Çin'in bir de oranı çok düşük, %4 civarı. Evet. Hindistan'ınki %2, bizim eğer Akkuyu olursa %10 civarı olacak. Yani Çin'i ve Hindistan'ı zaten geçmiş olacağız. Şu an dünyada da %9 dediğim gibi yüklerin oranı, biz Akkuyla dünyanın ortalamasına geçmiş olacağız. Bu bağlamda baktığımızda bakın diğer ülkeler Tayvan çıkma planlarını yaptı. Belçika, İspanya aynı şekilde Avrupa'nın çoğu ülkesinde yok. Şu an 13-14 tane ülkesinde yok. Avusturya tamamen çıktı. Hiç girmedi pardon. Avusturya'da ilginç bir şey anlatayım size. Kurdular, halk oylaması yaptılar. Avusturya halkı hayır dedi. Çalışmış, hazır hale gelen santralı çalıştırmadılar. Ve onun yerine güneş paneli kurdular şimdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz o kadar yapamasak bile en azından Almanya gibi yapıp belli bir süre çalıştırıp Ruslara garantisi bittiğinde 15 yıl ya çok ucuz güneş gibi, rüzgar gibi üret bize maliyeti uygun ver ya da kapat git diyeceğiz. Yani 15 yıl... Ama zarar etmiş olacağız herhalde. 15 yıl garantide zarar etmeyiz. 15 yıl... Sıkıntı yok. Yani onu artık uyacağız. Sonrasında mı zarara gireriz diyorsunuz? 15 yılda zarar da şu anki 3-4 yıl sonra 3-4 kat pahalı birim fiyatı. 4-5 sente mal edebiliyoruz. Normal ortalama elektriği, bizim ortalama elektrik fiyatlarımız da öyle toptan. Nükleer şu an 3-4 kat pahalı. Eğer 15 yıl şu an anlaşmadan geri dönemeyeceğimiz için ondan sonrası 15 yıl sonrası daha da kötü. 15 yıl sonrasının öngörüsünü yapabiliyor muyuz efendim? Araştırmaları da yani ben uluslararası kuruluşlar da enerji alanında neyi gösteriyor yani o da çok önemli çünkü 15 yıl sonra nükleer artacak, eğilim enerjinin eğilimi nükleer birim fiyatı artacak, nükleer düşüyor şu an sonraki grafiklerde de görecek. Nereye evriliyor enerji? Enerji %100'e doğru yenilebilir enerji. Kömür, gaz, petrol hepsinin güneş. Ömrü yavaş yavaş kısa vadede olmasa da orta vadede 15-20 yıl sonra Avrupa'da 2050'ye kadar %5'e kadar düşecek. Bizde olduğu gibi Türkiye'de de yeraltı kaynaklarını da biliyorsunuzdur. İşte bordo, uranyumdu vesaire bunlar da zaman içerisinde enerjide kullanılan yeraltı kaynakları. Oraya da bir eriliş söz konusu var. Ya bor falan çok şu an enerjimizde bir orana sahip değil. %1'lik bir orana sahip değil. Uranyum işte bizde yükler için uygun değil. Yani uygun olan ülkeler bile, bakın Avustralya'da hiç nükleer santral yok. Dünyada en çok uranyum üreten ülke. Kazakistan, işte kardeşlerimiz. Evet. Orada hiç nükleer santral yok. Bugün kapattılar, onlar da vardı. Yani Kazakistan ve Avustralya dünyada en çok nükleer potansiyele sahip olan ülke. Onlarda bile yok. Nükleer üreten, nükleer kaynağı olan çok ülke dahi, yakıt olan dahi ülkeler dahi bırakıyor. Yani. Ondan dolayı bizim yakıt bile yok. Nereye gidiyoruz? Peki efendim, çevreye de zararı bilinen kömür kullanımı
kömür konusunda Türkiye geçmişte yoğun bir şekilde kömür üzerine çalışıyor, kömür çıkarıyordu ama hani kömürden vazgeçen ülkeler var mı? Türkiye kömürde şu anda hangi safhada? Kömürle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz efendimize? Kömürle ilgili grafik gelebilir mi? Bir sonraki. 12'nin sonu evet. Onu arkadaşlar verecek, hazırlayacaklar. Bakın burada yeşil olanlar kömürü tamamen bırakan ülkeler ve mavi olanlar yakın zamanda bırakacak ülkeler. İşte Fransa dahil olmak üzere bırakanlar Norveç'tir ve benzeri ülkeler. 2030 ile 2040 arasında Avrupa Birliği'nde grafikte de görüleceği üzere şey kalmayacak, kömür kullanımı kalmayacak. Bizde ise tam tersi maalesef arttırılıyor. Avusturya'da mesela şu an daha kömür yok. Bunun gibi İsveç'te, İsviçre'de kömürü elektrik üretiminde kullanmıyorlar. Artık bitirdiler. Biz ise bunu maalesef ithal kömürü arttırdık. Bir sonraki grafikte göreceğiz. Evet. Burada görüyorsunuz kömürden elektrik üretim oranlarını tüm dünya ülkeleri G7'ler yani gelişmiş ülkeler örnek alınan ülkeler işte Amerika'dan tutun Avrupa Birliği'ne, İtalya'dan Fransa'ya, Kanada'dan şeye kadar hepsi düşürmüşler. Biz ise arttırmışız. %25'ten %30'ları geçmişiz. Öbürleri ise düşürmüş. Mavi olan biziz zaten orada. Yani burada da göreceğiz üzere biz tersini uyguluyoruz dünyanın. Yani kömürden dünya çıkarken ki kömür ithal ettiğimiz ülkeler genelde yenilebilire yöneliyor. Tabiri caizse kirli enerjilerini bize satıyorlar. Paramızı da alıp gidiyorlar. Yani çöplüğü gibi. Biz kömürde ısrar ediyoruz. Yani bu maalesef çok büyük bir zafiyet. Yani ithal kömür üstelik bir de çoğunluğu. Ne yapmamız lazım efendim? Kömürü tamamen bırakıp onun alternatifi yenilebilire yönelmemiz gerekiyor. Başka yani bu kapatmamız mı gerekiyor? Yani şimdi kısa sürede vardır olmaz. Ekonomiye o yüzden söylüyorum. Yani kısa sürede mümkün değil. Var olanları ömrüne kadar tamamlanır. Ama yeni santral kesinlikle izin verilmemesi lazım. İthalat kesinlikle azaltılması lazım. Bir 5-10 yıl bilemediniz 15 yıl daha belki kömürü idare edebiliriz geçiş aşamasında ama ondan sonra kesinlikle olmaması lazım. Yani 2040'tan sonra kesinlikle kömürü kullanmamamız lazım. Ama diğer Batılı ülkelerde, Avrupa'da vesaire kömür giderek azalıyor. Tabii tabii gördük biraz önce grafikte tabii, de. Tabii bunu da gösterdi. Önemli. Fosil kömür gaz konusu yine önemli. Hangi ülkelerde bununla ilgili nükleer enerji ithal ediyoruz? İthalat zaten hep cari açık demek, ekonomiye yük demek. Evet, bir sonraki grafiği getirsin evet, arkadaşlarımız. Hangi ülkelerden? 13. Bakın burada bizim işte ithal ettiğimiz ülkeler kömür, gaz, petrol ve nedir? Nükleer sadece Rusya'dan ithal ediyoruz. Ama bu arada tabii Amerika geçen aylarda bize gelmiş teklif etmiş 35 tane nükleer reaktör. Bazıları diyor ki Amerika Türkiye'de nükleer istemiyor. Hayır istiyor ama kendisi yapmak istiyor. Doğru. Bizi bağımlı yapmak istiyor. Şu an kömüre ve Amerika'ya biz kömüre ve sıvılaştırılmış gazda bağımlıyız. Norveç'te işte petrol alıyoruz. Kanada'dan kömür alıyoruz. Aynı şekilde Avustralya'dan da kömür. Mesela Venezuela aynı şekilde. Bakın bunların hepsi bizim kömür ve diğer fosilleri ithal ettiğimiz ülke. Hepsi bizden daha fazla yenilebilir üretiyorlar. Bakın. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bize çöplüklerini satıyorlar. Kirli enerjilerini satıyorlar. Yani Norveç'te Kanada'dan en fazla aldığımız şey değil mi efendim? Burası? Yok bunlar bizim aldıklarımız değil. Kendilerinin yenilebilir üretimleri. Oranları. Evet. Yani bizdeki bizim en çok aldığımız ülkeler başta Rusya alıyoruz. Bu Rusya'nın bakın Rusya çok büyük nükleer zengini ve fosil zengini. Buna rağmen bizden daha fazla yenilebilir üretiyor. Yani bu bizim işler acısı göstermemiz için durumumuz yetiyor. Yenilebilir oranda biz hala çok gerilerdeyiz. Daha fazla yatırım ve üretim yapmamız kaynağımız olmuyor, gerekiyor. Olmadığı halde çok gerideyiz. Kaynağı olan ülkeler bizde çok ileride. Yani hocam yani bizde imkanlar da var. Hani rüzgarımız yok desek, güneşimiz yok desek tamam diyeceğiz. Çok geç kalmışız ama. Çok geç kalmışız. Şimdi yani işte zaman zaman işte Konya'da gördük, Kayseri'de vesaire rüzgar türbinlerini vesaire görüyoruz. Yetersiz. Tabii ki yetersiz. Yani biz kendi mevzuatımız... Coğrafi konum olarak en uygun yerler neresi? Mesela rüzgar konusunda. Rüzgar konusunda bizim Marmara bölgesi. Karadeniz mesela. Yani. Marmara, Karadeniz. Biz bir yüksek dağlık bir bölgeyiz. Evet. Rüzgar genelde yüksek köylerde olur. Deniz kenarlarında olur. Buralarda biz müthişiz. Yani dünyada ilk 20-25 ülke... Öyle bir coğrafyadayız bile yani. Öyle dağlık potansiyelimiz hem HES'ler için iyi, hem rüzgar için iyi, hem de güneş için iyi. Hem kıraç alan mevcut. Çok istemediğimiz kadar alan mevcut. Ondan dolayı bizim kesinlikle müthiş potansiyelimiz var. Bakın burada gösteriyor. Şu an G7 ülkeleri. G7 ülkeleri içerisinde güneş potansiyeli en iyi olan ülke kim? Biziz.
Tabii G8 olmuşuz, Türkiye'de konuşuyoruz. Yani ben inşallah G7'yi inşallah bunun arasıyla kıyaslıyorsunuz, evet. Cumhurbaşkanımızın hedefi bu yüzyılı belirlemek ya. Yüzyılı belirlemek evet. için bu G7'nin arasına hatta onları da geçmemiz gerekiyor. Doğru. Yani G20 falan bizi kurtarmaz kesinlikle. G7'yi geçmemiz gerekiyor. Türkiye bakın güneş potansiyelinde en iyi ülke. Bu da neyle oluyor? Enerjiyle oluyor. Enerji tabii enerji. Çok enerjisiz hem milli enerji hem manevi enerji hem somut enerji. Maddi enerji. İkisi bir arada olması lazım. Cumhurbaşkanımız manevi enerjiyi hazırladı. Türkiye yüzünü dedi. Maddi enerjiyi de o hale getirmemiz lazım. Bir sonraki grafikte ama durum tam tersi. Bakın biraz öncekinde en iyi potansiyele sahibiz ama kuruluk güç başına, kişi başı en sondayız. Bu ne kadar tüyler ürpertici bir şey görüyor musunuz? GES nedir efendim? GES güneş enerji santrali. Güneş enerji, evet. Güneş enerji santrali. Yani bakın biz biraz önce en iyiydik. Burada en kötüye düştük. Almanya bize 8 kata yakın fazla. Japonya 7 kata yakın. G7 ortalaması 4,5 kata yakın. Bize güneşten daha fazla. Burada Kanada'yı yakalamışız ama. Kanada'da çok müthiş HES potansiyeli var. Buradaki %70. Güneş de azlar biraz. Onu. Güneş az. Yani Kanada ile biz HES'imiz aynı olması gerekirken Kanada'da HES konusunda çok gerideyiz. Doğru. Yani ortalama G7 ortalamasının 4 kat gerideyiz. Aslında tablo her şeyi anlatıyor bize. Yani birileri hala yasaklıyor efendim. Yani bizim bu enerjimizin yani ya bilmiyorlar bu işleri. Ya işin ehli değiller. Ya da başka sorunlar var ki ciddi duyumlar alıyoruz. Peki. Efendim yenilenebilir enerji deyince en büyüğü güneş aklımıza geliyor tabii. Bununla ilgili zaten açıklamalarınızı yaptınız. Bizim potansiyelimizi söylediniz. Konusunda biraz önce de söyledim. Almanya bizim 10 yılda kurduğumuzu 1 yılda kurdu. Ben Almanya'dan geliyorum. Güneş yok. Ve 3 milyon çatıda, ev çatısında tesis var. Bizde 3000 tane yok. Çatılarda. Küçük çatılarda, ev çatısı mesken için. Bu sadece Almanya'da değil. Amerika'da 4000. Peki o ev çatılarındaki enerji santralleri o binalara mı hizmet? O binalar ve satma. Satma yani. Bizdeki mantık çok yanlış. Birileri ha diyor ki sen sadece tüketebilirsin, satamazsın. Halbuki Avrupa'da, Almanya'da böyle değil. Amerika'da da 4 milyon var. Bizde devlete mi satıyor? Evet. O binanın sahipleri. Devlete satıyor fazlasını. Yani millet de kur korumalıya, işte vadeliye, faize benzerine yatıracağını, borsa yatıracağını üretime yatırır. Cumhurbaşkanımız dediği gibi üretim ama, ve istihdam. Ama şu an Türkiye'de öyle bir izin yok. Öyle bir izin yani yok denecek şeyler. Çünkü şu anki cezalandırılıyor. Fazla şebeke verirseniz dağıtım bedeli fazla. Size verdiklerinden dağıtım bedeli fazla. Ceza ödüyorsunuz tabiri caizse. Yani şehit yakınları dahil kendi elektriğini fazlasını satmaya kalkarsa cezalandırılıyor. Halk cezalandırılıyor. Ve öyle enerji şirketlerinden kaynaklı şey efendim. Yani burada biraz söylediğimiz gibi tekelleşme var. İzin vermiyor. Tekelleşmiş şirketler. Doğru. Ve çok kişinin de söylediği enerjimizde büyük bir rant sahipleri var. Bu rant sahipleri bizim enerjimizin önünü açtırmıyorlar. Bizim enerjimizi sömürüyorlar. Evet, enerjimizi hem maddi hem manevi Anladım. Enerjimizi sömürüyorlar. Anladım. Bizim ithalata mahkum ediyorlar. Peki efendim, bu yine son yılların en önemli buluşlarından bir tanesi işte elektrikli araçlar mevzusu. Artık yavaş yavaş benzinden, mazottan yavaş yavaş elektrikli araçlara geçiş süreci de başladı diyebiliriz. Evde ısınmada ısı pompaları, sanayide hidrojen ve benzeri dünya enerjide elektrik ağırlıklı yenilenebilir sisteme dönüyor. Doğrudur. Ama neyi kastediyoruz? Yani burada elektrik artık her alanda hakim olmaya başladı. Yani bu yakıtsal, işte gazdı, petroldü, onlardan ziyade kömürdü. Yenilenebilir enerji ve elektrik hayatımızda tamamı var. Ya biz genelde bakın 3-4 çeşit enerji kullanıyoruz. Bir elektrik, bir ısı, işte evlerdeki kalorifer ısı, sanayideki ısı, ya yani evdeki ısınma, sanayideki ısı ve işte ulaşımdaki enerji dediğimiz yakıtlar. Bunların hepsi elektriğe doğru kayıyor. Yani artık Avrupa'da milyonlarca ısı pompası yapıldı. Gazın yerine geçmeye başladı. Onun beraber elektrikli araçlar milyonları buldu. Ve şu an sonraki grafiklerde de göreceğiz. Yaklaşık olarak biz tüm enerjimizde %20 olan elektrik oranımız %50'lere doğru çıkacak. Ve %70'e doğru. Avrupa Birliği hedefi 2050'de %70'e doğru elektrikli sistem her şeyiyle. Biraz önceki grafikte şeyi göreceğiz. Gaz artışımız bizim mesela biz Karadeniz'e gaz getirdik ama o yaklaşık 10 milyon metreküp. Bizi yılda 2021 rakamında 60 milyar metreküp
Yani normal enerjimizin %6'sına denk geliyor. Evet. Yani ihtiyacımızı dahi karşılamaya yetmiyor. Yıllık artış bir şey ama. Yani o da önemli. %6 da olsa o da önemli bir şey. Ya ihtiyaç yıllık %7-8 artıyor. O ihtiyacımızı karşılamaz. Anladım. Gazdan ağırlığımızı artık alıp tamam güzel ucuza bulabiliyorsak, maliyeti uygunsa biraz daha idare edecek kadar arayabiliriz. Ama çok arama, çok denizlerin orta yerinde şu anki aradığımız çok kıyıdan uzakta ve çok derin sondaj bize maliyeti çok yüksek. Onlara çok azaltmamız gerekiyor. Bu tabii hocam. Yani asıl olan soru bu belki. Türkiye'yi dışa bağımlılıktan ve ekonomisine fayda sağlama anlamında işte ileriki yılları düşündüğümüz öngörüyle bizi ne kurtarır? Dünyada, elektrik enerjisi mi? Yenilenebilir enerji mi yani? Dünyada %100 yenilenebilir enerji başaran çok ülke var. Ona yakın ülke var. Norveç dahil olmak üzere. Kanada gibi G7 ülkeleri. Bu soranı da önemli tabii bu. Kanada gibi G7'yi ülkeleri %70'i karşıladılar. Avusturya %70'i geçti. Bunun gibi G20 ülkelerinden Brezilya %80 civarlarına yaklaştı. Bizde %35. Biz bunları bakın %100'e çıkarmamız 10-15 yıl içerisinde kesinlikle rahat mümkün. Bırakın kendi enerjimizi karşılamaya ihraç edebiliriz. Azerbaycan gibi, diğer Mısır gibi. Mısır da şu an mesela Norveç'le anlaşma imzaladı. Bu konuda yenilebilir enerji transferi yapacak. Yani biz bu müthiş ihracata geçmek varken hala ithalatla bizi zorluyorlar. Yani önümüze enerjimizi ürettirmiyorlar. Ürettirmedikleri gibi de sonra da çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Ya işi bilmiyorlar, işin ehli ama değil. Ama şu da var hocam. Ya bunu da siz de biliyorsunuz tabii bu işin uzmanısınız. Mesela enerji üssü olma yolunda Türkiye önemli bir adım attı. Rusya ile yapmış olduğu işte bir takım ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılacak yatırımlarla enerji üssü Türkiye. Batı'nın gazı yok, efendim söyleyeyim işte petrol yok vesaire. Sonuçta hatlarla, boru hatlarıyla enerji elde ediyor, onları sağlıyor, gaz elde ediyor. İşte Rusya'dan, Azerbaycan'dan veya diğer İran gibi farklı ülkelerden. Alternatif enerji kaynaklarına yönelebiliyor. Şimdi merkez olarak baktığımız zaman bir enerji üssü olma yolunda ilerleyen bir Türkiye, işte Rusya, yanımızda Azerbaycan, o enerji kaynakları da verimli olarak kullanılması gerekmiyor mu? Şimdi 11. sorudaki grafiği arkadaşımız getirebilirse. Bu 11. sorudaki grafiğe bir bakalım, tekrar dönelim. Orada Avrupa Birliği'nin gazı azaltma British Petrol, yani bu BP dediğimiz bizim her tarafta olan petrol istasyonları BP verilerinde de göreceğiz. Gazı Avrupa Birliği de çok azaltıyor. Bu Rusya krizinde Putin kendi ayağına sıktı tabiri caizse. Yani belki geçen sene çok iyi para kazandı ama çok az enerjiyle. Ama şu an Avrupa Birliği'ni çok müthiş devam edelim bu grafik. Bu da sonraki miydi? 11. sorudaki grafik de o aşağıya doğru giden grafik. Evet. Orada da göreceğiz. Orada da göreceğiz. Rusya'dan şu an Avrupa Birliği çok azalttı gazı ve azaltmaya da devam ediyor. Azalttığı için ileriki senelerde gazın önemi kesinlikle Avrupa'da da azalıyor. Bizim enerji üssü olmamız gaz da çok zorlaştı. Olsak bile bize çok büyük getirisi olmaz. Ancak şeyle olabiliriz, hidrojenle ve yenilebilir enerjiyle. Hı-hı. Yani Avrupa bizden nasıl Azerbaycan'dan yenilebilir enerji transferi yapıyorsa biz daha yakınız ve daha ucuza mal edip Avrupa Birliği'ne daha ucuz satabiliriz. Yani gaz da enerji üssü yerine yenilebilir enerjiden üssü olmamız gerekiyor. Hidrojenle üretimiyle yenilebilir enerjiden üst olmamız gerekiyor. Şu an hidrojen belli bir oranda tam uygun hale gelmese de 5-10 yıl içerisinde çok daha ucuzlayacak. Gazın yerine hidrojen gaz almaya başlayacak. Burada tabii şey de çok önemli hocam. Bu Karadeniz gazı meselesi, enerji üssü olma yolu üzerinde. Karadeniz gazın çıkan rakamı biliyorsunuz. Ve devamı da gelecek deniliyor. Bu bir katkı sağlamayacak mı Türkiye enerjisine? Yani 710 milyar metreküp olarak açıklanıyor. Evet. Tam bunu da onaylayan Amerikan. Ordu'da, Rize'de yine bir. Bu 710 milyar metreküpü Amerikan şirketi teyit etti de onda ne kadar sağlıklı basında da eleştiriler var. Hı. Yani Amerika şunu da yapabilir, olabilir. Biz enerjideki bağımlılığı yenilebilire yönlendirmemek için bu rakamı çok abartmış olabilir ki bu konuda da epey işaretler var kesin olmamakla birlikte. Bizi temiz enerjiye yönlenmemizi önlemek için, kendi kaynaklarımızı yönlenmemek için oraya güvendirip bizi uyutma amaçlı olabilir. Çünkü bize petrol satıyor bize, işte sıvılaştırılmış gaz satıyor, kömür satıyor, nükleer satmak için uğraşıyor şu an. Bizim nükleerde şunu söyleyeyim, halkımız zannediyor ki bazıları nükleerle bomba yapılacak veya nükleer teknoloji elde edilecek, öyle bir şey yok.
Biz zaten söz vermişiz uluslararası anlaşmalarla nükleer yapamayız. Nükleer yapacak şu an dünyada 30'dan fazla ülkede nükleer enerji üretiliyor. Bunun 20'sinden fazla da nükleer silah yok. Eğer nükleer silah alınması gerekiyorsa İsrail'de ve Kuzey Kore'de hiç elektrik üretimi olmadan nükleer silaha sahip olur. Bak Kuzey Kore ve İsrail'de hiç nükleer elektrik yok. Nükleer teknoloji kullanabiliriz ama nükleer elektrik için değil. Yani üretebiliyorsak işte bugün tıpta kullanabiliriz nükleer teknoloji veya başka amaçlar için. Nükleer silah da sahip olunmak istenirse gizlice alınması lazım. Mesela Pakistan'la işbirliği yapılabilir. Aynı Kuzey Kore ve İsrail gibi onlarda nükleer elektrik yok ama nükleer santral nükleer bomba var savunma amaçlı. Peki bu HES konusu zaman zaman bu HES'lere de karşı çıkılıyor sivil toplum kuruluşları tarafından. Türkiye'de HES durumu nasıl, durumumuz nasıl? Bununla ilgili nasıl bir veri verebilirsiniz? Yeterince enerji üretebiliyor muyuz? HES aslında kurulu güç bakımından Avrupa'da en iyi ülkelerden birisiyiz. Ama HES grafiği gösterebilirsek orada. Evet. Bakın bu ülkelerin çoğu da yok. Nükleer enerji yok ama HES oranları çok müthiş. Ve tüketimleri de kişi başı bizden daha fazla. Elektrik tüketimlerini gösteriyor bu. Evet. Bunların HES oranlarını korudular. 1988'den sonra hemen hemen HES oranlarını korudular. Bizdekiler korunmadı. Yani HES oranımız %60'dan enerjideki %17'lere, %18'lere düştü. Bu da bizim HES'i yeterince yatırım yapmadığımızı gösteriyor. Ve işin tuhaf tarafı da yani kapasite faktörünü dünya ortalamasının yarısında üretiyoruz. Hazır potansiyel kurulmuş santrali bile elektrik üretmiyoruz. Birileri engelliyor oradaki elektriği. Yani bir grafik daha gösterebilirse arkadaşımız ondan sonraki. Evet. Orada da bunu açıkça görebiliriz. Dünyada Kanada ve Avusturya gibi HES oranımızı korumamız gerekiyordu. Evet. Evet, bu grafik ise... Güneş elektrik santralleri 2026 hedefi burada. Evet. Burada dünyada en çok kişi başı güneş santrali kuran ülke. Avustralya, Hollanda, Almanya bu işte rekora doğru gidiyor. Avustralya bizden 8-9 kat daha fazla. Hollanda 7 kişi başı. Almanya aynı şekilde. Geçen sene bakın Brezilya bizim arkamızdaydı, önümüze geçti. Türkiye'nin sıralaması güneş santralında 70. duruma düştü. Bak geçen sene engeller yüzünden 40. sıradan 70. duruma düştük. Evet. Halbuki ki güneş sıcak suda biz dünyada ilk sıralardayız. Amerika ile ve Çin'le yarışıyoruz. Ama güneş elektrikte durumumuz vahim. Yani engelleniyoruz. Güneşle ısınmada ilk üçteyiz. Evet. Ama? Güneş elektrikte değil. Sebebini söyleyeyim mi? Sebebi mevzuat, engeller. Yani biliyorsunuz güneş sıcak suda kimse engelleme isteyen herkes kurabiliyor kendi başına. Evet. Ama öbüründe devlet izni, işte dağıtım gerçekten şirketinin izni, prosedürler çok fazla. Devlet fazla üretilen enerjiyi özellikle meskenlerde almıyor. Sanayide ise ancak sadece tükettiğin kadar satabilirsin. Mantığını geliştirdiler. Yani şöyle düşünüyorum. Mesela ben çoğu evde bazı bölgelere gittiğin zaman bir kazan var ve güneş enerjisiyle su ısıtıyorsunuz ve ısınmada kullanabiliyorsunuz. Evet. Bunda engel yok. Yani yapabiliyorsunuz bunu. Ama elektrik üretimi konusunda yapamıyorsunuz. Gelince hop dercesine elinize mevzuat çıkıyor. Sorusu, bu yani. Mevzuatta çok fazla prosedür var. Fazla üretilen elektriğe para verilmiyor ve hatta cezalandırılıyor şu an. Özellikle de sanayide dediğimiz gibi sadece tükettiğin kadar satabilirsin mantığını çıkardılar. Evet. Bir de geriye dönük hukuku da alt üst ederek daha önce kurulan izinleri de yasakladılar. Bunun gibi dağıtım bedellerini çok aşırı yükselttiler. Önceki verilen izinleri de iptal ettiler. O da hukuksuz bir şekilde yapıldı. Maalesef birileri enerjimize gizli bir el engelliyor. Evet. Üretmemizi engelliyor. Cumhurbaşkanımıza da buradan sesleniyorum. Bu enerji politikaları kim belirliyorsa geçmişte bizim de sizler de bu gizli ele bir el atsınlar. El atsın. Geçen sene sizin de bu az kaçın seçimde kaybediliyordu bu ekonomik sıkıntılar yüzünden. Eğer o ele el atmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız bir dahaki sefere bunu kurtarması çok zor çünkü. Peki efendim şu soru da çok önemli. Yine vatandaşlar da bunu şu anda akıllarında soru olarak kalmıştır. Diyelim ki %100 yenilenebilir enerjiye geçtik. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gittik. Rüzgar bitti, güneş bitti. Elektriksiz kalır mıyız? Hayır kalmayız. Tamamen diğerlerinden vazgeçersek. Ya öyle diyor. Bazıları işte buna karşı çıkarken ya rüzgar gitti ne olacak? Güneş battı ne olacak? Evet. Böyle bir sorun yok. Depolama teknikleri çıktı. Şu an bizde pompaj HES'ler. Mesela 15'e kadar yakın proje yapılıyor. Rezerv oluşturabiliyoruz. Tabii yani. Pompaj HES'ler bizde bundan 5-10 yıl önce projelendirilmiş, hazır hale getirilmiş ama yapılmamış. Çünkü güneş ve rüzgar en iyi depolama pompaj HES. Dünyada şu an yüz binlerce megawatt var. Bize bir tane bile yok ya. Yazık değil mi bu ülkeye ya? Neye bu kadar zarar veriyorsunuz bu ülkeye?
Bu enerji politikaları belirlenenlere sesleniyorum. Kim bunlar? Yani apaçıkça ortada müthiş potansiyeliniz var. Bizi ithalata mahkum etme hakkınız yok. Bugün batarya sistemleriyle depolama, ondan sonra jeotermalimiz müthiş, biyoenerjimiz müthiş. Bunlar aynı zamanda depolama sistemi gibi 7 gün 24 saat çalışabilecek, 365 gün çalışabilecek sistemler. Yani kombine halde 5 tane temel yenilebilir enerji var. Hiçbir şekilde kesinti oluşmaz. Bakın Almanya çıktı. Almanya bizden 2 kat daha fazla elektrik tüketiyor. Nükleeri bitirdi. O da meskenlerde yaygınlık. Yani meskenler nükleeri bitirdi adamlar. Yani nükleersiz işte bugün temel gücü nasıl karşılayacağız diyor. Evet. Bu adamlara demek lazım. Ya, biraz git dünyayı araştır. Almanya'da yok bugün. Ondan sonra İtalya'da yok. Bunların tüketimleri bizden daha fazla. Nükleer yok. Ve bunlar şu an geçiş sürecinde sadece biraz gazı kullanıyorlar. Biraz kömürü kullanıyorlar. Onları da bitirecekler 2030-2040'a kadar. Yani ileriki yıllara öngörülüp baktığımız zaman bitiyor. Kalmıyor. Yani kömür de gazı. 2023 vizyonumuz mesela bizim. Yani 2053 milyonumuz sıfır emisyon çerçevesinde hem kömürü bitirmemiz lazım 2030-2040'da. Gazı da 2050'ye kadar çok azaltmamız gerekiyor. %10'a, %5'e düşürmemiz lazım. Petrolü belki biraz %5, %10'a kadar. Yani şu an onlar petrol ve gaz, kömür %30-35 civarlarında. Bunları düşürmemiz kesinlikle yenilebilire yönelmemiz. Yenilebilire yönelmemiz hem sağlıklı, hem çevremizi korur, hem ekonomik, hem kendi milli enerjimiz. Ya bu kadar müthiş Allah vermiş. Fosilde hadi yoktu, bulamadıydık, aradıydık falan filan. Bakın buradaki Avrupa Birliği'nin hedefleri bu. 2050'ye kadar bir vizyon. Vizyon. Buradaki veriler uluslararası güvenilir. Dünya Bankası'nın da desteklediği, Alman Bakanlığı'nın desteklediği, işte AB'nin desteklediği bir kuruluş tarafından hazırlamış, klima analitik tarafından. Bakın şurada elektrik enerjisi %70'e çıkacak. Evet. 2050 şeyinde. Görüyorsunuz. Şuradaki gaz ve petrol sağdakiler %0'a iniyor. Sıfıra düşüyor. Evet. Fosil, gaz, kol, kömür hepsi düşüyor. Yani burada da görüyoruz ki adamların hedefi kesinlikle biz Avrupa'yı hep geriden takip ediyoruz. Niye 100 yıl geriden takip ediyoruz? Elektrikte ciddi bir yükseliş var. Evet. 23'lerden 70'lere çıkıyor. Evet. Biz Avrupa'yı her şeyde örnek gösteriyoruz ama adamların güzel yaptığı şeyi almıyoruz. Avrupa'da ne kötü, yanlış şey, ahlaki sıkıntılar var onu alıyoruz. Avrupa bakın enerjide nereye yönleniyor? Biyomas nedir efendim? Biyomas'ı? Biyoenerji işte biyokütle. Evet, biyokütle. O da o bir artış var o da. Yani hepsinde artış var. Evet. Biyoyakıtlar bugün mesela etanol dediğimiz bizim tarımda da tarım ülkesiyiz. Bugün Brezilya'da, Amerika'da çok müthiş etil alkol üretiliyor. Etanol dediğimiz. Evet. Biz de üretebiliriz. Yani enerjide çok büyük katkı da sağlar. Bir sonraki grafiği. Evet. Varsa bir grafik onu da verelim. 2030-2040 bunu vermiştik zaten. Burada bakın. Renewables, görüyorsunuz, %100, %100'e geçecekler yenilebilir enerjiye. Kömür, gaz ve nükleer bitiriyorlar. Sıfıra düşüyor. Evet. Yani bugün biz daha neyle uğraşıyoruz ya? Bakın. Evet. Diğerleri de çok yüksek değil. Yani %16, 15'lerden, 20'lerden sıfıra düşüyorlar. Diğeri zaten %35. Yine çoğunlukta ama. %100'e kadar çıkacaklar. Yani şu an 2040'larda Almanya %50'lerde yenilebilir de evet. O %100'e çıkacak. Nükleer dediğimiz gibi %9'larda dünyada o da sıfıra inecek. Evet. Gözüküyor sıfıra doğru gidiyor. Şimdi burada dikkat çekici bir unsur. Yani biz Avrupa Birliği'nde bundan çok daha rahat ulaşabiliriz bu hedeflere. Yani 2053 vizyonunda bizim potansiyelimiz daha çok. Mesela Avrupa'da işte Portekiz'de diyelim ki rüzgar iyi, işte İspanya'da güneş iyi, işte İzlanda'da da jeotermal iyi ama bizde hepsi iyi. Her şey var. Hepsi iyi. Jeotermal de Avrupa'nın en iyisi. Şunu söylüyoruz ya biz hemen bugün vazgeçelim demiyorsunuz zaten. Zaten demiyoruz. Yanlış anlaşılmaz. Diyorsunuz ki 2053 vizyonunda zaten Avrupa'nın batının %100'e ulaşma yolunda yenilenebilir enerjide bir hedefi planı var. Zaten bu işte 2030'da %7'lere 8'lere inecek. Diğer enerjilerde, gazda vesaire, fosilde. Sonra 2050'lere doğru sıfıra düşecek. Evet. Yani Türkiye'nin de, peki efendim sizin çok ciddi raporlarınız var, görüyorum ben. Bunu işte Enerji Bakanlığımıza, Sayın Bayraktar'a ya da Cumhurbaşkanımıza bir rapor olarak sunmayı düşündünüz mü? Yani şu anki enerji politikalarımızla ilgili düşünceniz nedir? Hani doğru yolda ilerlemek adına Türkiye'nin enerji politikaları, enerjide bağımsızlığı elde etmek adına bir raporunuz var mı? En azından var. Hazırladığınız. O konuda raporumuz var. Tüm detaylarıyla, delilleriyle, teknik olarak da bunu da sunup anlatabiliriz.
Yani bilen bilmeyen herkes karşı çıkıyor bazen. Yok işte güneş olmadığı zaman ne olacak, rüzgar olmadığı zaman ne olacak, potansiyelimiz yetersiz. İşte nükleerde dünya sanki çok herkes arttırıyor gibi. Yatırım ne olacak gibi. Falan veya nükleer herkes arttırıyor gibi bilmiyorlar. Bir kısmı bu lobiler, nükleer lobisi falan bize satmak için ithal et. Akıl karıştırıyorlar. Yalan yanlış bilgiler veriyor. Hala Enerji Bakanlığı sayfasında duruyor. Ben onları da ispatlayabilirim. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum buradan. Bu enerjiye Allah rızası için bir an önce el atsın. Çünkü en büyük kaynağımız bu. Yani faizi düşürmekle falan bunlar tamam önemli bir şeyler. Cumhurbaşkanımız güzel karar ama bu düşürmek çözüm olmuyor görüyorsunuz. Ama üretim olursa her alanda tarımda enerjideki enerji en önemli kalem. Tarımı da etkiliyor. Gıdayı da etkiliyor. Tüm sektörleri etkiliyor. Biz kısa sürede G7'yi yakalayabiliriz. Şöyle 10-15 yıl içerisinde eğer gerçekten enerjide bağımsız olursak diğer birkaç alanda da ilerisi yaparsak. Cumhurbaşkanımızın mesela araba tercihi çok güzeldi. Elektrikli arabadan başladı. 70 yıl, 100 yıl önceki fosil yakıtlı araçlardan başlamadı. Aynısı nükleerde de, şeyde de olması lazım. Yenilebilir enerjide de. Yani nükleer 70-80 yıl öncesi modası geçmiş fosil enerji gibi. Şu an günümüzde de yenilebilir enerji moda ucuz, uygun, ekonomik, temiz, sağlıklı. Ve dünya oraya gidiyor zaten. Ve potansiyelimiz var. Bağımsızlık için çok müthiş bir ortam. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza buradan da sesleniyorum. Eğer bizi de davet ederlerse detaylarını da anlatırız. İtirazlara da kesinlikle çözüm veririz. Eğer bu itirazlara da çözüm veremezsek zaten bizim yaptığımızın hiçbir anlamı olmaz ama konuda da hiçbir tereddütüm yok. Evet. Almanya bunu başardı, biz de başarırız. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok ciddi araştırmalarınız var. Büyük emek harcamışsınız ve uzun yıllardır da zaten akademik olarak hem yurt dışında yurt içerisinde çalışmalarınız var. Bünyamin Kurtz enerji uzmanı bugün konuğumuzdu. Enerji alanında yapılan çalışmalar. 2000'deki yıllara ilişkin vizyon ne olmalı, ona ilişkin öngörülerini ve bilgilerini bizimle paylaştı. Şimdilik hoşça kalın efendim.